Merhaba arkadaşlar, ben Hanif Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok güzel bir video paylaşacağım arkadaşlar. 2021 DGS'de öğrencilerin yaptıkları zor sorular, kolay sorular neler? Öğrencilerin en çok zorlandığı soru tipleri, en kolay yaptıkları soru tipleri neler arkadaşlar? Bunları ayrıntıyla sizinle paylaşacağım. Birinci ve ikinci soruyu çok rahat yapmışlar mesela. Altıncı soruyu çok rahat yapmışlar. Yine 18. soruyu rahat yapmışlar. 24. soruyu çok rahat yapmış öğrenciler. Baktığımızda görüyoruz. 32 çok rahat. Yine bakıyoruz. Şurada 59, 51, 52. Bunlar çok rahat yapılan soru tipleri arkadaşlar. Öğrencilerin en çok zorlandıkları 11. soru, 16. soru. Görüyorsunuz bakın cebir sorusu ama öğrenciler zorlanmışlar. 24. 28. soru problem sorusu burada. 22, 26 buralarda. Ciddi bir şekilde zorlandıkları 36'da, 42'de zorlandıkları, 50'de zorlandıkları çok bariz gözüküyor arkadaşlar. Hangi sorularda zorlanmışlar, hangi sorularda zorlanmamışlar? Şimdi buna bakacağım. Evet, çözünürlük için, bu resmin çözünürlüğü için kusura bakmayın arkadaşlar. Yani ancak bu kadar çıktı. DGS'de en çok yapılan sorular hangi sorularmış? Birinci soru rasyonel sayı sorusuymuş. Bunu aşağı yukarı herkes yapmış arkadaşlar. İkinci soru ondalık sayı sorusu. Bunda da bir sıkıntı yok. Üçüncü soru üslü sayı sorusu. Bunu da yapmışlar. Dördüncü soru köklü sayı sorusu. Bunu aslında koymayacaktım. Çünkü köklülerde bir azalma var. Yani bakın tablomuza geri dönersek. Şimdi birinci soruyu, ikinci soruyu rahat yapmışlar. Üçüncü soruyu rahat yapmışlar ama dördüncü soruda bir azalma var. Yani köklü sayı sorusu öğrencilerin zorlandıkları soru tiplerinden biriymiş arkadaşlar. Bunu da biliyorduk. Gözümüzle görmüş olduk. Beşinci soru faktöriyel sorusunu aşağı yukarı herkes yapmış arkadaşlar. Altıncı soru basamak sorusu. Basamak dediğimiz soru işte A, B, C, C, D. Bunları alt alta topluyorsunuz vesaire. Bundan bahsediyoruz. Sırayla gidecek olursak 18. sorusu bölme bölünebilme. Herkesin aşağı yukarı yaptığı bir soru arkadaşlar. 24. soru koltuk sorusu arkadaşlar. Yani herkes aşağı yukarı bu koltuk sorusu. Bir minibüs vardı, otobüs. Orada koltuk var. Onu herkes yapmış arkadaşlar. Duvar saati sorusu 32. soru aşağı yukarı herkes bunu yapmış. Yani hani buralar çok rahat yapılan soru tipleri. Hep cebir değil arkadaşlar. Görüyorsunuz cebirlerde de zorlandıkları sorular oluyor. Problemleri de basit sorular oluyor. Mesela sayısal mantıkta 51 ve 52. soru aslında öğrencilerin çok kolay yaptıkları soruymuş. Yani baktığınızda 51-52 DGS'nin çıkmış sorular, 2021 DGS soruları paylaşıldı arkadaşlar. Videonun altındaki açıklama kısmına da koyacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Halka sorusu 59. soru. Yani geometri sorusu arkadaşlar. Herkes bunu yapmış. Yani en çok yapılan soru tipleri bunlar arkadaşlar. Yani DGS öğrencileri için her zaman cebir çok kolay, her zaman problemler çok zor. Sayısal mantık imkansız değil arkadaşlar. Buralarda yapabileceğiniz sorular olduğunu görüyorsunuz. Bu turlama tekniğini kullanmanız gerektiği anlamına geliyor arkadaşlar. Turlama tekniğini kullanırsanız çok güzel sorular yapabilirsiniz. Bu anlama geliyor. DGS'de en az yapılan soru tipleri nelermiş arkadaşlar? Bir de bunu paylaşalım sizinle. Çarpanları ayırma köklü sayı sorusu. Hem köklü hem çarpanları ayırma sorusu arkadaşlar. İçerisinde ikisi de olduğu için DGS öğrencileri bu soruda çok zorlanmışlar. Fonksiyon sorusu en az yapılan soru tiplerinden biri. 16. soruya geri dönersek bakın çok az yapılmış. Yani fonksiyon DGS öğrencileri çok zorlanmışlar fonksiyonda. İlginç. Evet soru zordu zaten. Eşitsel sayı sorusu var. Cebir sorusu ama zor bir soru arkadaşlar. 19. soru zormuş. 22. soru proje denetleme sorusu. Gerçekten çok kaliteli bir problem sorusu arkadaşlar. Öğrenciler burada zorlanmışlar. 26 süt ayran sorusu burada zorlanmışlar. Bunları alıp 2021 DGS sorularını alıp karşınıza bakarsanız ne demek istediğimi anlarsınız arkadaşlar. Bu sorulara dikkat edin. Motosiklet hız sorusu zaten hız problemlerinde DGS öğrencilerinin bir sorunu var arkadaşlar. Bunu bariz görebiliyoruz. Olasılık sorusu aslında kolay olmasına rağmen insanlar olasılığa biraz imkansız gibi bakıyorlar. O yüzden zorlanmışlar. Sıradaş sayı sorusu en az yapılan ikinci soruymuş arkadaşlar. Yani çok az kişi yapmış. Sayısal mantığın sorusu arkadaşlar. 4 çarpı 4 bir tablo var arkadaşlar. Bu tablonun üçüncü sayısal mantık sorusu en az yapılan soru arkadaşlar. En çok zorlanılan soru buymuş. Sonra bir sayısal mantık sorusu zorlanılmış. Ve burada bir de fonksiyon sorusu çok aşırı zorlanılmış. Analitik sorusu 60. soru aslında kolay ama
Kişiler çoğu 60. soruya bakmamışlar arkadaşlar. Analitikte çalışmadıklarından dolayı 60. soruyu yapamamışlar. DGS öğrencilerinin en çok zorlandığı soru tipleri bunlar arkadaşlar. En çok yaptıkları soru tipleri de onlardı. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.